Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbağ.com'un ve Kayseri Üdülüme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 23 Nisan 2023, hem bayram hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Kutlu ve mutlu olsun hem dünyadaki tüm çocuklar için, hem ülkemizdeki çocuklar için, hem de doğacak bütün çocuklar için inşallah çok daha güzel bir dünya olur, çok daha güzel bir şey, yani yaşam alanı oluşur diyelim. Hani çocuklarla ilgili bugün hep iyi temennilerde bulunalım. Aklımıza kötü senaryolara, kötü şeylere getirmeyelim. İnşallah çocukların çocuk gibi yaşayabildiği yarınlara uyanırız. Çocuk demişken, bugün 23 Nisan, Galatasaray bugün bir günlüğüne liderlik... <laughs> Bunlar küçük espriler. İnşallah bunları anlıyorsunuzdur. Yani ben bunu söylediğim zaman, sen bizim şeyimizden az küfür edersin demiyorsunuz inşallah Galatasaray'da bir gün Galatasaray ile Beşiktaş arasında bir derbi oynanacak. El Spastikos. Bu derbi öncesinde sarı kart da bulunan futbolcular. Beşiktaş'ta Cenk Tosun. Ümraniye maçında sarı gördü mü görmedi mi ya? Bilmiyorum ki. Neyse. Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu 1. Mauricio Icardi 2 Icardi inşallah sezonu kapatmış herhalde. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Takaboy Sergio Oliveira sarı kartsınlarındalar. Ben şunu söyleyeyim sadece Boey ve Oliveira ol, olmasa Galatasaray'da ya da sadece Boey ve Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş terbisinde olmasa Beşiktaş'ın şansı çok yüksek. İnşallah Galatasaray'ın arka arkaya mağlubiyetler, bu an kayıpları yaşayacağı haftalara girmişizdir. Çünkü bizlere de bir şeyler lazım. Biz neyle uğraşıyoruz? Jorge Jesus'la uğraşıyoruz. Şimdi açık söyleyeyim. Jesus Fenerbahçe gündemini çok meşgul etti. Gidiyor, kalıyor, gidiyor, kalıyor. Hani Hızır idi Yunus idi. Hazır idi Yunus idi var ya. Hani gidiyordu, kalıyordu. Bir Brezilya milli takımı, bir Flamengo, bir Sao Paulo, bir ne bileyim Fluminense, bir Al Ahli, bir Al Dubail. Biz ne olacağını şaşırdık. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Jesus Ali Koç kaldığı müddetçe kalır. Hocam Jesus Ali Koç kaldığı müddetçe kalır. Ali, Ali, Koç ne zaman kalır? Ali Koç da başarı halinde kalır. Şimdi Fenerbahçe yönetimi Jesus'a 1 artı 3 yıllık bir sözleşme teklif ediyor. Yani artı 1 artı biz devam edersek 3 yıl daha devam diye. Çünkü Fenerbahçe yönetimi şunun farkında. Bir kere hangi teknik direktörle imzalarsan imzala arka arkaya 20 sene 30 sene boyunca şampiyon olamazsın. Öyle bir dünya yok. Burası da Türkiye. Şimdi ben açık söyleyeyim, samimiyetinize dayanarak söyleyeyim. Fenerbahçe bu sene şampiyon olsun. Türkiye Kupası'nı alsın. Ama önümüzdeki sene olmasın. Kabul müsün? Kabulüm hocam. Kabulüm. Peşinen kabul ediyorum. Peşinen kabul ediyorum. Kabul etmeyen de ağzına kürekle vururum. Hocam bu sene Fener hem Türkiye Kupası hem Lig Şampiyonu hem Türkiye Süper Kupası'nı alacak. Jesus'ta devam edilecek. Kabul müsün? Kabulüm arkadaşlar. Bak. Hocam bu sene şampiyon olmasak seneye dünyanın en iyi teknik tek direktörü gelsin kabul eder misin? Etmiyorum. Arkadaşlar bu sene şampiyon olalım. Bak şampiyon olalım. Ferdin var, Osayin var, Salayin var, bilmem İsmail'in var. Hani var oğlu var. Satabileceğin potansiyelli bir sürü oyuncum var. Şimdi bugün açık söyleyeyim. Biz e, mesela Miguel Crespo. Biz Crespo ile sözleşme uzatmaya çalışıyoruz. Çatır çatır, kütür kütür de bir futbolcu. Hatta bir şey söyleyeyim. Ben riske girerek söylüyorum. Eğer e, 10 dakika introsunu vereyim de öyle gireyim. Fenerbahçe benim duyumlarıma göre Miguel Crespo ile sözleşme uzattı arkadaşlar. 2 yıllık sözleşme uzatıldı. Yani mevcut biten kontratına artı 2 yıl daha eklendi. Artı e, ya bu burada yanılıyor olabilirim. Burada yanlış bilgi veriyor olabilirim. 30 milyon euro serbest kalma bedeli diye bir bedel eklendi diyebiliyorum. Bu 18'e düşürülmüş olabilir. Bak 18 milyon euroya düşürülmüş olabilir ama 30 diyebiliyorum. Yani Miguel Crespo 2 yıl daha Fenerbahçe'de arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim. Şimdi açık açık söyleyeyim. Zaten bunu uzun zamandır söylüyorum ama imzaya döküldü gibi. İş imzaya döküldü gibi. Yani anlaşıldı. İş imzaya dökülmesi kaldı. O kadar söyleyeyim. Şimdi Crespo'yla çok ilgilenen takım var. Bakmayın siz Fenerbahçe'de son dönemde düşüş yaşadığına. La Liga'dan hatta Premier Lig'den alt sıra takımlarından İtalya'dan e, İspanya'dan ve Portekiz'den ilgilenen takımlar vardı e, Ben söyleyeyim arkadaşlar Ben bu müjdeyi vereyim e, Crespo konusunda müjdeyi vereyim Valencia konusunda da şunu söyleyeyim Fenerbahçe şampiyon olursa inşallah Valencia'nın uzatma ihtimali var Şimdi bakın uzatma ihtimali var Sosyal medyada Mecralarda ben şunu gördüm Fenerbahçe Crespo'ya yeni sözleşme olarak 1 milyon euro yıllık ücret Ki önceki aldığı ee, önceki aldığı 500 bin euroydu. Şimdi 500 bin euro daha fazla verip diye. Kısmen doğru. Valencia'da 2 milyon euro diyor. Önceki aldığı 1.8 diyor. Valencia'nın garanti ücreti artı maç başılar artı primleriyle birlikte 2 milyon euroydu. Ee, şimdi de yine benzer bir sözleşme. Bakalım ne olacak. Jesus'a gelelim. Jesus aslında 1 artı 3'ü kabul etti. Ancak adam diyor ki bak ben taraftarın önüne çıkacağım. Bu ara ben bir şeyler hediye etmem lazım. Bu tarafta 8-9 yıldır kupasız. Ve şampiyonluk ya da lig kupası ya da her ikisi birden inşallah kazanıp öyle uzatmak istiyorum diyor. Ali Koç da görevde kalırsa diyor ki zaten böyle olursa da böyle olacak arkadaşlar. Şimdi ben size desem ki Fener hani bu videonun başlığını düşünmedim. Aklıma gelen sadece Fenerbahçe'ye 3 müjdeli haber olarak söyleyeyim. Taraftar sevinçten uçacak diye. Crespo, Valencia, Jesus diye. Ama Vallahi açık söyleyeyim. Hiçbiri babamın oğlu değil. Ne Ali Koç babamın oğlu ne öbürleri. Babamın oğlu olsalar da fark etmez. Şampiyonluk varsa eyvallah ama yoksa. Hocam buradan Galatasaray şampiyonluğu verir mi? Biz Galatasaray'la yarışmıyoruz ki. Biz hakemlerle yarışıyoruz. Biz federasyonla yarışıyoruz. Biz rakiplerle yarışıyoruz. Biz rakibin saçma sapan yerde kart cezası duruma düşen futbolcularıyla yarışıyoruz. Biz rakip futbolcuların Fenerbahçe aleyhine Galatasaray aleyhine demeçleriyle yarışıyoruz. Biz hani Bizim rakibimiz Galatasaray değil ki. Galatasaray'la bizi baş başa bıraksalar kesinlikle şampiyon oluruz. Bir yüzde bir milyon şampiyon oluruz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı baş başa bıraksınlar yüzde bir milyon şampiyon oluruz. Eğer bizim rakibimiz, ligdeki rakibimiz 6 puanında isterse 36 puanında olsun fark etmez. Biz yine şampiyon oluruz. Oynadıkları oyun. Ya Fenerbahçe bir şey çıktı ortaya. Bir Fenerbahçe kötüleme çıktı ortaya. Bir kötüleme çıktı ortaya. Onu kötüle, bunu kötüle, şunu kötüle. Şimdi bir de Jesus kötüleme çıktı ortaya. Bak ben şunu söyleyeyim. Jesus sürecini yurt dışındaki süreci Fenerbahçe yurtdışı e, yurt dışı basına da Fenerbahçe haberleri diye bir sayfa paylaşmış. Şimdi Brezilya basında olabildiğince detaylı taradım diyor. Jesus'la ilgili haberleri, yorumları okudum. Kısaca özet geçeyim diyor. E, 7 maddede. Bakın şimdi tek tek okuyayım. Galatasaray konusuna gireceğim. Merak etmeyin. Galatasaray'a dalacağım bu dostlama. Çünkü şu Arkadaşlar medya ele geçirmişler. Bak biz 29.500'den uğraşıyoruz. Şurası 29.500'de 2 milyon 950 bin olsa. Ağzımdan her çıkan cümle ülkede sansasyonel bir şey ifadedir. Desem ki arkadaşlar ben işte Galatasaray Karagümrük'e 3 bir yenilecek. Desem. hissediyorum hiç de bile desem yeter. Hemen. Herkesin kafasına şu olur. 2 takipçisi var. 29.500 olduğumuz için belki de sesimiz çıkmıyor ama ben şuna inanıyorum. Yani Sizlerin desteği sürdükçe, sizlerin izlemesi, isteği, inancı sürdükçe her şey daha güzel olacak. Jesus konusuna dönelim, hızlıca bitireyim. 1. Jesus çıkan ses kayıtlarından anlaşılacağı üzere bu sene veya sonraki sene Fenerbahçe'den ayrılınca Brezilya yolcusu ara durum, durak yok. Yani başka yere gitmek istemiyor. 2. Bazı yorumcular Jesus'un Brezilya'ya gitmek istediğini belirtirken aslında üstü kapalı olarak Brezilya milli takımına sinyal çaktığını eee Flamengo ile gerçekten ilgilenmediğini belirtiyorlar. Yani biz Jesus ifşalandı sanıyorken Jesus üstü kapalı planını ilerletmiş diyorlar. Hani Brezilya basınına göre bu. 3. Jesus'un yakın arkadaşları aracılığıyla milli takımı şampiyon yapacağının haberlerini uçurduğunu bu görevi istediğine ve başarı getireceğine belirttiği söyleniyor. 4. Jesus Flamengo'da ateşli bir taraftar grubunun içerisinde olduğu için mutlu. Ve Flamengo başkanından tam aksine Ali Koç ona saygı duyuyor. Jesus bu saygıdan çok memnun. Fenerbahçe ile devam ederse Ali Koç büyük etken olacak. 5. Flamengo başkanı açıkça kulübü bırak buraya gel dediği için Flamengo taraftar da şampiyonlar ve ziraat kupasını kovalayan Jesus'un gelmemesini normal karşılıyor. Yani başkanı Jesus isteyen taraftarın sesini kesmek için bu hamleyi ve açıklamaları yaptığı söyleniyor demiş ama ortada bir mukavele var. Yeni teknik dettir getirip. 6. Jesus'un diğer Brezilya kulüpleriyle de adının anılması aslında Brezilya milli takımını istemesinin yansımaları olarak yorumlanıyor. Yani Brezilya basını diyor ki bu herifin Flamengo ile falan işi yok bu herif Brezilya milli takımını istiyor diye. 7 ve son Jesus Brezilya milli takımından teklif gelmesi halinde bugün bile olsa takımdan ayrılacak. Onun dışında Brezilya kulüplerinden harika bir projeye bağlı teklif gelmediği sürece Ali Koç ile iyi ilişkilerinden dolayı Fenerbahçe'de kalacağına inanıyorum diyorlar. Yani enini sonunu Jesus'un Brezilya milli takımına bağlamışlar. Şimdi ben başka bir şey söyleyeyim. Berk Berköz, e, Jesus gelecek sezon 3-4-3 sistemiyle oynayacak. Oyun sistemi açısından aynı devam etmek istiyor. Fakat bu sefer farklı oyuncularla bunu yapacak diyor bak. Santrafor ve Kanatlar'a Avrupa Ligi'nden iki oyuncu gelecek. Orta sahaya da the Baks bir isim gelecek diyor. Yani 3-4-3'e dönecek. <laughs> Bir kere şunu söyleyeyim. Eğer 3-4-3'e döneceğini söylüyorsa Jesus hocam hoca moca değil. Hocam hoca moca değil. Eğer bunu söylüyorsa gelecek sezon bu sezondan çok daha kötü olacaktır. <laughs> Bakın bazılarınız, bazılarınız Ali Koç'tan nefret ediyorsunuz. Farkındayım. Yorumlara bakıyorum. Jesus şunu istedi. Ali Koç getirmedi. Beşinci tercihini getirdi görüyorum. Anlatıyorum. Anlamıyorsunuz. Ahmet'ten, Mehmet'ten duyduğunuzu Kur'an-ı Kerim ayetleri gibi inanıyorsunuz. Benim söylediğime geldiği zaman öyle değil sen yanlış biliyorsun oluyor. Nino'yu istedi. Gittik, görüştük 5 milyon euro para çektiler. Alalım mı Nino'yu dedik. Nino'yu alacağınıza Gustavo Enrique'yi alın dedi. Daha az maliyette dedi. Bu dizinden sakatlanabilir. Madde ekleyin dizinden sakatlanırsa almayalım diye dedi. Biz gittik Gustavo Enrique'yi aldık. Osterwold'e ya sanki Ali Koç e, kafasından böyle bir senaryo kurmuş Osterwold. Adam Osterwold'e de Osterwold'e dedi devre arasında. Ali Koç Borini'yi getireyim dedi. Görüştük 2,5 milyon euroya Borini'yi getiriyorduk. Al herkese de Hodri Meydan. Hadi biriniz çıkın da yalanlayın. Biriniz çıkın da deyin ki öyle bir şey yok deyin. Çıkın yalanlayın. Adam Borini'yi istemedim. Abu Bakar. Abu Bakar yıllık 2,5 milyon euroyu verin. Koşa koşa gelirim dedi. Fener, Abu Bakarı getirebilirdim Fenerbahçe'ye. Adam dedi ki bende Pedro var, King var, bilmem Batshuayi, Valencia var, Serdar Dursun var. Bende ligin gol kral var. Batshuayi isteme, şey istemem dedi Abu Bakara. Bori niye istemem bu ikinci forvet dedi. Ben kanat iste yani getirirseniz kanat getirin bana kreatif. Kreatif kanat yok. Yani bahsettiği tanıma Kerem Aktürkoğlu falan bile uymuyor. Öyle bir şey söyleyeyim size. E şimdi ne olacak? Yani hocamız mağdur edildi edebiyatı. Beşinci tercih alındı edebiyatı. Ya saçmalamayın ya. Bir de 3-4-3'te Arda Güler'i nerede oynatacaksın? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bak söyledi söylemlerinize dikkat edin. Jesus eğer önümüzdeki sezon kalırsa Portekiz'den bir stoper geleceğini biliyorum diye bir duyum vermiş. Şimdi bu bunlar unutulur. Bizim insanımız balık hafızalı. Bunların hepsini unutacaklar. Hepsini unutacaklar. Unutacaklar arkadaş. Başka bunun amacı cimi yok? Ve bunlar da rahat rahat bunu konuşuyorlar. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin genetiği bak Fenerbahçe'nin genetiği 4-1-4-1. Ne derseniz deyin. Fenerbahçe'nin genetiğinde 3-5-2 var aslında. Doğru. Fenerbahçe'nin genetiğinde 3-4-3 var aslında. Doğru. Bak aslında bakarsanız var Fenerbahçe'nin genetiğinde. Ama son yıllarda değişen futbola göre Fenerbahçe'nin genetiği ne biliyor musunuz? 4-3-1-2. 3 -2. Üç tane orta saha bize kanat oyuncuları tutmuyor, olmuyor, beceremiyoruz. Bizde iki tane kanat oyuncusu var ya bakın. Son yıllardaki kanatlarımıza bakın. Alayı Fasafiso. hov kayt, çık. Bana bir tane kanat söyleyin. Hocam Tuncay Şanlı gibiydi dediniz. Alayı Fasafiso. Bize iki tane sağ bek, sol bek olacak. Mesela Osterwald'e bu tanıma uyar. Orayı yalama etsin. Orayı koridor yapsın. Gitsin gelsin. Sağda Ferdi orayı yalama yapsın. Üç tane merkez orta sağa koy. Ama kütür kütür orta sağa. Yani böyle Tolisso gibi. Anlatabiliyor muyum? Renato Sanchez gibi. Tolisso, Renato Sanchez ortadan Crespo'yu koy. Önlerine Arda Güler. iki tane de Forvet koy. Anlatabiliyor muyum? Bizim aslında genetik bu. 4-3-1-2. 4-1-3-2 hocam. Yani bir tane ön libero, iki tane kanat oyuncusu, bir tane merkez orta saha oyuncusu, iki forvet. Bu da orta sahamızı çok boşlatıyor. Ya bizim oynayacağımız sistem 4-1-4-1 ya 4-1-4-1. 3-1-2 bizim sistemimiz. Ben size söyleyeyim. 4 savunma kesinlikle. Ha, bir stoper de bakıyoruz. Hızlı bir stoper. Onu da söyleyeyim. Daha müjdemi isterim. Gergin Ataman Panathinaikos'ta 2 yıllık anlaşmış. Türk basketbolu temizlen ee, şey Türk basketbolu çok güzel olmuş. Tertemiz güzel bir hale bürünmüş. Bu arada Süper Lig'de de gol krallığı yarışa sürüyor. Mesela Valencia 27, Jackne 17, Borini 17, Acerayt 15, Icardi 13, İnşallah ikari sezonu kapatmıştır da bu listeden çıkar. Ee, şimdi bildiğim kadarıyla Galatasaray Galatasaray'cığına karşı cezalı durumda diyebiliyorum da yanlış biliyor olabilirim. Bilmiyorum nasıl olacak diye. Ee, Borini 17, Cakne 17, Valencia 27. Ben açıkça söyleyeyim Borini bizde tutmaz. Cacne de bizde tutmaz. Haceray bizde tutar ama onu da siz beğenmezsiniz. Çünkü siz her şeyi çok iyi bildiğinizi düşünüyorsunuz. Ama bu ligin ee, şöyle bir olay var. Bu ligde kendini kanıtlayan futbolcular e eğer doğru hamle yaparsan Fenerbahçe'de tutuyor. Yoksa tutmaz. <laughs> Mesela Icardi bizde tutmaz. Hiçbir şekilde tutmaz bizde. Alırsak bize sövüş olarak gelir. Ben size söyleyeyim tutmaz. Bizim karakteristik yapımıza uymaz. Jesse Lingard. Gelelim son birkaç şeye. E Lingard'ı konuşmadan önce Altay Binder niye ameliyat kararı aldı diye bir şey var. Arda Güler de Altay'a diyor iyi diyor dinleneceksin falan. Oğlum ameliyat oldun diyor. Altay Bayındır niye ameliyat kararı aldığını açıklamış. Hürriyetten e, Süleyman Arat'a. Can Arat diyordum Can Arat beni anda. Fenerbahçe'ye zarar veremem en doğrusu hemen ameliyat olmam. Hedef Galatasaray maçında kalede olmak demiş. Karagümrük maçında çok zorlandım ve bu şekilde devam edemeyeceğimi, devam edersem takıma zarar vereceğimi anladım. Ben ağrılara dayanırım ama oluşan baskı beni çok olumsuz etkilemeye başladı. Böyle kritik bir aca girilirken <laughs> Fenerbahçe'ye zarar veremem demiş Altay Bayındır. Doğru. Ağrılarla oynuyordu arkadaşlar. Birçoğunuz inanmasanız da ağrılarla oynuyordu. Şimdi daha iyi oldu. Lingard. Jesse Lingard. Nottingham Forest'ın yeni transferi. 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek. Bir yıllık anlaşmışlar. 10 numara pozisyonunda. İngiltere milli takım 32 kez oynamış. 6 golü var. Şimdi 10 numara pozisyonda oynayan sağ ayaklı orta saha oyuncusu. 1.74 boyunda. Zamanda 40 milyon euroları görmüş ama şu an İngiltere'de diyor 12 milyon euro. Hani ayıp olmasın diye. Allah aşkına 20 maça çıkmış. 2 gol 2 asist yapmış. Onu da FA Cup'ta yapmış. 1114 dakika. Gerçekten samimiyetimle soruyorum. Bak yanlış anlamayın beni. Bütün samimiyetimle içtenliğimle soruyorum. Bıkmadınız mı? <laughs> ya bıkmadınız mı? Ya Joshua King'den daha önde olan hangi özelliği var? Kardeşim bak bize net bir adam lazım. Bak bu adamın ne olduğu belirsiz. Ben size söyleyeyim. Hani ben olmuş olmayacak falan filan diye mi? Ha şu var. Tam şampiyonluğa konsantre olmuşken transfer haberleri yersiz yetersiz diyorlar. Mesela biz şu anda 29.500 değil de misal 300.000 dik bir sayfa olsaydık ben transfer haberi vermez verir miydim? verirdim ama şunu da belirtirdim. Yine aynı şekilde söylüyorum. Bunlar gerçek arkadaşlar. Yani transfer haberleri gerçek. Bu bundan bahsetmiyorum Lingard'dan. Transfer haberleri gerçek. Takım ne yapacak? El kolu bağlı bekleyecek mi şampiyonluğa odaklandık diye? Sahadaki futbolcuların işi şampiyonluğa odaklanmak. E yönetim de bir taraftan transfer arayışına girecek. Kadro kurmaya çalışacak. Ne ne yapacak ya? Ya çoluksu çocuksu hareketlerde bulunmayın ya. Geçiniz bunları. Ama Lingard'da bizim bir alakamız yok. Şimdi gelelim asıl bombaya. Seydu Main. O ne ya hocam? Seydu Mane. Katar basını. Ortalığı karıştırdı. Mane ile ilgili. Ama ben size söyledim. Demedim mi? Bunu bize yazacaklar demedim mi? Bunu her gün gündeme alacaklar demedim mi? Demediysem deyin ki demedin deyin. Ben söyledim. Kurulu saati dedim şimdiden kuruyorum. Bakın atıyorum Dün çek bomba at, at çektim pimi attım bombayı. Her gün bize yazacaklar. Niye biliyor musunuz? Bu arkadaşımız orada sıkıntılı. 45 milyon Euro piyasa değeri var. Yaşı 31. Senegalli. 95 Senegal milli takımda 35 golü var. Bak. Senegalli olması aslında var ya. Bir şey söyleyeyim size. Senegalli olması aslında bizim için çok büyük bir şey. Çok büyük bir şey. Şimdi bu Mane ırkçı saldırılar ırkçı saldırılara maruz kalmış. Ve demiş ki Müslüman bir ülke takımında oynamak istiyorum demiş. Yani Müslüman bir ülke takımında oynamak istiyorum demiş. Hani ben namazları e, namazlarımı rahat kılabileceğim bir yere gitmek istiyorum. Abdest alabileceğim demiş. Tam Fenerbahçe'den bahsetmiş. Fenerbahçe'nin Mane ile ilgileneceği söyleniliyor. Sizce mümkünatı var mı diye bir post attım bak. İlgileneceği söyleniliyor. Bak cümle çok basit. Fenerbahçe'nin ilgileneceği söyleniliyor. Yani e, <laughs> ne dersiniz diye. <laughs> Şimdi e, en güzel yorumlardan bir tanesi şeydi. Hocam diyor. Bak Fenerbahçe maneyi alır. Yüzde bir <laughs> milyon alır. Çok rahat alır. Formasında giydirir. Ama hangi maneyi? Kayseri Spor'daki Carlos maneyi alır. Oynatır diyor. <laughs> Ki Carlos Mane de fena bir futbolcu değil ha bu arada. Yani o da Portekizli. 29 yaşında. Gine asıllı. Ee, Carlos Mane de yani 24 maç 4 gol 3 asist. Hemen hemen Seydou Mane ile aynı yani. Seydou Mane de 34 maç 12 gol 5 asist. 2046 dakika ne var yani. Hemen hemen aynı. Değil mi? Şimdi Katar basını da Fenerbahçe'nin Mane'yi kadrosuna katmak için yazın girişimlerde bulunacağını söylemiş. Arkadaşlar bakın. Ben de isterim Mane gelsin. Ben de isterim. Yani Hatem Ben Arfa sürekli her sene geldi. Hakim Ziyek, Hatem Ben Arfa hani bu isimlerin gelmesini isterdim açıkçası ama olmadı. Çünkü bunlarda bir çaba yapıldı. Bir çaba süreci gerçekleşti ama olmadı. Jorah lens de Beşiktaş'ın elinde patladı. Kabul. Bilemediğim duyumlar oldu mu? Sayısız duyumlar oldu. Ama şunu söyleyeyim. Bu arkadaşla ilgili hiçbir gelişme yok. Hiçbir bilgilendirme yok. Hiçbir şey yok. Ha bir ihtimal hariç Musa Sov gider. Yalvarır, yakarır. Der ki ya 31 yaşına geldim. Para pul senin için önemli değil. Fenerbahçe takımının verebileceği şu kadar. Kulübünden anlaşırsın. Ben başka kulübe gitmiyorum arkadaş. Beni Fenerbahçe'ye veriyorsanız verin dersin. Onlar da seni bir yıllığına kiralar. Çünkü yok, 32 milyon euro vermişler. Öyle Bayern Münih takımı 32 milyon euro para verip de Liverpool'a sonra bedava şey yapacak hali yok. Sözleşmesini feshetme ihtimalleri var mı? Yok. Sözleşme bitiş tarihine bakın arkadaşlar. 2025. Yani 2025'e kadar. Allah aşkına bakın. Roof Tanışmanlık şirketi. Havertz, Gnabry. Hani iki tane piyasa değeri daha yüksek futbolcu var. Sonra Mane, Van Dijk, Temi Abraham. Uf. Vay. Bu arkadaşla bir dönem ilgilenmiştik. Neyse. Ter Stegen, Hani Elliot bu normal Elliot'un kusuru mu lan yoksa? Lukman Yani adamların menajerlik şirkette şeyi, Rogon'un falan olsa yine bir şekilde hani bir şekilde olabilirdi. Yani ben istemem. Ben yani istemem derken ben bu tip şeylerle gündeme gelmek istemem. Bu arkadaşın olacağı yok. Kendimizi kandırmayalım. Hani üzülmeyelim istiyorum. Ben de isterim bir şey olsa. Bir şey konusunda söz veriyorum size. İnandığım her şey üstüne isterseniz söz verebilirim size ama Mustafa Hoca sözü diyeyim siz anlayın. Eğer Mane ile ilgili duyum gelirse zayıfına güçlüsüne bakmadan da bunu aktaracağımı belirteyim size. Nebi Keita, Firmino, Mane. Üçünü isterim Fenerbahçe'ye. Hocam Keita'yı biz hiç konuşmadık ki Firmino'yu da Keita'yı da. Sen niye bunları konuştun? Eee Error. Neyse yani üçünü de isterim Fenerbahçe'ye. Mane ile ilgili şimdilik bir gelen duyum yok. Adam 150 milyon euroları görmüş zamanında. Bu arada onu da söyleyeyim. Oğuzhan Özyakup'tan aynı değere sahip olmuş. 34 maç 12 gol 5 asist. 2047 dakika. Eğer Fenerbahçe'ye gelirse işte aradığımız kanat oyuncusu. Rahat. Tam aradığımız kanat oyuncusu. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Biz bu Mane'yi Salzburg'dayken keşfettik. Aykut Kocaman sağ olsun. Alın dedi ama alınmadı biliyor musunuz? Biz bu manayı aslında Salzburg'dayken keşfetmiştik biliyor musunuz? Tabii siz inanmazsınız ama e, nasip diyelim. Uzun lafı kısası arkadaşlar Fenerbahçe'den Mane ile ilgili duyumlarım benim bu kadar. Ha inşallah soyut, somut adımlar atılır. İş gerçeğe evler. Ama Firmino ve Nebi Keita konusunda bir şey söyleyemem. Fakat üçü bir arada gelse istemez misiniz ya? Yani ne Keita orta sahaya, Firmino Forvet'e, Mane Sola. Hocam sağda da İrfan Can, Kahveci. Hiç yakıştı mı? Hiç yakışık kaldı mı? 4-1, 4-1 oynadığını düşün. Forvet'in arkasında Arda Güler. Solda Mane, Forvet'te Firmino. Orta sahada Nebi Keita. Arda Güler'in yanında e, ee, Zayt's hocam. Zayt's'ın o zaman Zice falan da beğenilmez. Ben bir şey söyleyeyim size. Şampiyon olsak da olmasak da ki inşallah oluruz. Yaz transfer döneminde çok bombalar patlayacak. Hatta bir arkadaştan şey yaptık da yazın dedim buralar çok hareketli olacak. Kanala abone ol, zilini aktif et, bildirimleri aç dedim. Yaz dediğim Mayıs ayından itibaren bu arada bilginiz olsun. Yani 1 Mayıs'tan itibaren buralar alev alır. Üyelik düşünüyorsanız acele edin. Durumunuz yoksa bol bol video izleyin, bol bol beğeni atın, bol bol yorum atın. Çünkü bunlar sayesinde kanalın daimi aboneler arasına girersiniz. Hediye üyelik hediye ettiğimizde size çıkma ihtimali çok çok yüksek olur. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.